Ben mutlaka ilahi adaletin tecelli edeceğini ve İslam coğrafyasının gerçekten sevginin, barışın, uzlaşmanın coğrafyası olduğunun herkes tarafından ama kendine medeniyet diyenler tarafından öncelikle görüleceğine umut ediyorum. İnşallah bu gerçekleşecek diyorum. Biz Batı medeniyetinin kuşkusuz iyi olan güzelliklerini inkar edecek değiliz. Ama asıl medeniyet sınavı zannediyorum insana verilen değerle, sevgiyle, hoşgörüyle ölçülebilir. Yoksa yakalanan yüksek teknolojik seviyeyle değil. O açıdan ben İslam'ın da böyle bakması gerektiğini kuşkusuz, İslam'ın içerisinde de sürekli bir şiddeti, terörü öne çıkartmak isteyen unsurlar olabilir. Ama bu büyük ölçüde yapılandırılmıştır diyorum. İslam'ın özüyle asla örtüşen bir şey değildir. İslam'ın doğasından ortaya çıkan bir şey değildir. O açıdan ben bu medeniyetlerin günün birinde mutlaka, eğer adı medeniyetse, uzlaşmayı, buluşmayı, birlikte olmayı ve ortak dünya adına ve bir anlamda insanlık adına, insanlığın onuru adına, insan hakkı adına, adalet adına çalışacağını umut ediyorum. Şimdi yapacağımız iş budur. Türkiye bunu başarabilecek iradeye ve güce de sahiptir. Yeter ki kenetlenelim, asla ayrışmayalım, artık öteki beriki demeyelim. Tek vücut içerisinde ve geleceğe bakarak, içimizdeki kini nefreti atarak sevgi tohumlarını aşılayalım. Son cümlem de şu olsun, müsaade edin. Günün anlamına da uygun olacağını düşünüyorum. Bu da sevgili peygamberimizin çok sevdiğim muhteşem bir hadisi şerifidir. O da birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız der. Bunu da bütün İslam dünyasına buradan bir mesaj olarak yollayalım.